Spor ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Saatler 00:45'i gösteriyor. Şöyle hızlandırılmış kısa bir son sayfa yapacağız. Günü değerlendireceğiz sizlerle beraber. Stüdyoda da konuğum Güvenç Kurtar. Hocam hoş geldin. Pek hoş gelmedik. Seyirciler de pek hoş gelmediler. Vallahi bugün Türk futbolu için kara bir gece oldu. Vardı ya böyle eskiden kara cuma bilmem ne falan oluyordu ya böyle şeyler. Ya ne düşüneyim ya? Çok üzücü yani. Üzüldüm. Yani ne taraf, kimseye bir şey anlatamıyorsun biliyor musun? Yani abim Fenerbahçeli, çok sevdiğim insanlar var. Galatasaraylı bilmem ne, kimseye bir şey anlatamıyorsun. Yani Galatasaraylılar yani kendilerini savunuyorlar. Fenerbahçeliler kendilerini savunuyor. Hocam görüntüler canlı. Fenerbahçe şu anda indi. Şimdi biraz izleyicilerimize de günü özetleyelim. Belki ekranlarını yeni açanlar vardır. Şimdi Süper Kupa mücadelesi için U19 takımıyla sahaya çıkmıştı Fenerbahçe ve mücadele yarıda kaldı. Sonrasında görüntüleri sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de Fenerbahçe kafilesinin inişini ekranlarınıza canlı olarak getiriyoruz. Tabii kararı, organizasyonla ilgili, neticesiyle ilgili kararı federasyonun vereceğini de söyleyelim. Bu görüntüler canlı. Tekrar altını çizelim. Genç oyuncular sahaya çıktı. Icardi'nin attığı gol sonrasında da Zeki Murat Gören'in de talimatıyla beraber daha önce Fenerbahçe'nin de açıkladığı gibi takım sahadan çekildi. Karşılaşmada yarıda kalmıştı. Ve kararı federasyon verecek, Türkiye Futbol Federasyonu. Şimdi de canlı olarak İstanbul'a indi, görüntüleri geliyor U19 takımının. Yönetim de tam kadro Urfa'daydı, onun da altını çizelim. Yine onların da görüntüleri ekranlara geliyor. Hocam, artık İstanbul'a da iniş yaptı genç oyuncular. Onlar için de enteresan bir tecrübe oldu. Şunu söyleyelim, aslında beklenen oldu. Fenerbahçe verdiği karar buydu ve bu kararı uyguladı. Duyurusunu yapmıştı, Erol Biricik de söylemişti daha önce. Genç takımla, evet. U19 takımıyla çıkacaklarını söylemişti. Nitekim öyle oldu. 2 dakika içerisinde de sağdan çekildi takım. Sen nasıl yorumluyorsun? Zaten belliydi yani sonuç. Evet. Ben Fenerbahçe yönetimin niye oraya gittiğini veya federasyon başkanımızın veya spor bakanımızın oraya niye gittiğini anlamadım hala ya. Hocam gidilmesi de gerekirdi bilmiyorum. Yani diye ben düşünüyorum ben. Gitmezdim yani. Orada zaten olmak bu kararın arkasında da durduğunu göstermek istemiş olabilir. Vallahi ben gitmezdim. Zaten olacakları belliydi. En azından Fenerbahçe yönetimi olarak ben hiç gitmezdim ya. Orada bir de tezahürat yaptılar. Bilmiyorum Ali Koç, ben şey yapmadım fazla aleyhinde falan. Yani o olmadı. Güzel bir gece olmadı, güzel bir gün olmadı. Bunu bekliyorduk yani, böyle senaryoyu bekliyorduk. Yani ben bazı arkadaşlarımız da bizden de konuşanlar oldu. Genç çocuklarla ilgili. Genç çocuklar var ya. Genç futbolculardan bahsediyoruz, sahaya çıkanlardan. Evet, çıkanlar var ya, onlar şimdi Icardi ile şunla bunla resim çektirdiler. Çocuklarına, torunlarına 20-30 sene sonra anlatırlar, ben Fenerbahçe'de oynamıştım, Süper Kupa finaline gitmiştim diye. Hani buruk falan olmazlar. Onlar herkes aklına. Futbolcular için diyorsun. Tabii. O futbol çocukları orada var ya, ne kadar mutlu olmuşlardır biliyor musun? İnan yani. Yine hiç herkesin aksine. Yani şu var. Şu 95 numara bilmem öbürleri böyle. Şimdi bu Fenerbahçe'nin altyapısıyla ilgili birisi aşıttırıyor, öbürü kademeye girmiyor. Böyle bir şey olmaz. Ben ona bakarım bak. Sen Fenerbahçe şu anda oturuyor bak. Birisi kafayla aşıttırırken öbürü kaçırıyor adam. Olmuyor işte. Bunları öğrenecekler Fenerbahçe. Yani genç takım antrenörü bunları öğretecek. Altyapıda futbolcular bunları öğrenecek ya. Böyle bir şey olmaz işte. Ondan sonra ileride bunlar nasıl futbolcu olacak? Bu hocaları kimse... Mesela senin söylediğinle doğru orantılı Mehmet Bey yazmış. İşte 19 yaşında çocuklar öğle saatlerinde dere ağzında şutlarıyla oynadılar. Sonra da kendilerini abilerinin karşısında buldular. Ve 1 dakika sonra da sahadan çekildiler. Psikolojisini düşünebiliyor musunuz? Sen diyorsun ki öyle yok, bir şey yok. Yok, onlar hiç alakası büyük yok. Ne bir tecrübe. Ya? Ne tecrübe? Sevinmişlerdir. İçeride... O psikolojiyi sen anlat bize. Ya, yani sağ içinden geldiğin de valla ediyorlardı ki Ali Koç Başkan iyi yaptı. Vallahi bak. Ya ne dedi? Şimdi ben soruyorum o arkadaşa. Kaç kişi çıktı oraya? 11 kişi çıktı sahaya, tamam mı? Onların içinden kaç tanesi Fenerbahçe takım formasını giyer? Belki bir tane, bana göre 2 tane. Belki de hiç.
Geri kalanlar orada işte Fenerbahçe'yle şeyi çıktılar, resimde çektiler, seremonide falan filan. Yani var ya, orada işte söylüyorum yani, yarın bir gün işte 5 sene 10 sene sonra ben Fenerbahçe'de oynadım diyecek. Şey yapacak, haklıdır da yani. Bu fırsatı yakaladılar yani. Onlar öyle bir yok işte morali bozuldu, bilmem ne oldu, yazık değil mi falan filan, ben onlara katılmıyorum. Herkesin fikrine saygım var. Ama o çocuklar orada bana göre bak eve gelince herkesten mutludurlar. İnanın bana yani. Kimse orada gittik de üzüldük de bilmem ne falan demez yani. Nereden görecekler bir daha böyle bir şey? İnşallah hepsi 8'i 9'u oynar. İnşallah ama şu yedikleri gole bakarsan bunların hocası kim? Merak ediyorum yani. Bu ya biz de bak hiç kimse bizim yani bizde de aynı şey var. Pozisyon almaya, tamam mı? Futbol hatalarını mesela ben gösteririm falan ya, geçip gidiyorlar sanki önemli bir şey değilmiş gibi. Ya biz nasıl düzeleceğiz? 50 defa bir şeyler gösterdim. Sen öğrendin futbolu be. Nasıl adam tutacağız, nasıl yapacağız, nasıl pozisyon alacağız? İşte geçen Adana Demirspor'un yediği gol olmaz. Hikmet Hocam beni dinliyorsa buradan baksın. Duruş olmaz. Biz de öyle çok goller yedik. Nasıl duracağını çalışacaksın. Arka direğe, ön direğe bir adam koydum, bilmem ne yaptım falan filan. Yani bunları öğreteceksin. Selman Bey, futbolcuların, bu genç futbolcuların kariyerinin etkilenebileceğini söylemiş. Hiç alakası yok. Buna? Yok ya, ya alakası yok. Ayla öyle bir şey olmaz. Şu anda futbolcular sevinçten uçuyordur ya. Ne diye yani? Fenerbahçe formasını giyme kolay mı ya? A takım formasıyla işte söylüyorum, Mustera ile Icardi ile resim çektirdiler ya. Onlar var ya boy boy görürsün bak yarın. Hocam kendi... peki diğer taraftan düşünelim. Şimdi Fenerbahçe'nin bir Avrupa maçı var. Aslında beklentisi Fenerbahçe'nin neydi? Maçın ertelenmesi ve yabancı hakem atanmasıydı. Ve bu sebeple de aslında bu kararı aldılar. Çünkü böyle bir beklenti vardı. Şimdi ligde devam ediyorlar. A takım çalışmalarına da devam ediyor ve Olympiakos maçına çıkacaklar. Bu açıdan bugün sence nasıl geçti? Yani onlara, A takım oyuncularına nasıl yansımıştır bu olanlar, bu yaşananlar? Ya şimdi bak çelişki var söylediklerinde. Diyorlar ki yabancı hakem olsaydı oynayacaktık. Öbür taraftan diyorlar ki şey var. Ne o? İşte maç var. Ya olacak şey mi? Ha bunlar mesela ya belki de yani zaten yabancı hakem olmaz. Bu saatten sonra bulamazlar bilmem ne. Onu bir de yatalım biz. Olmazsa bunu bahane edelim, çekelim demişlerdir. Yorgunluk. Şimdi ben bakın başkanı dinliyorum, yöneticileri dinliyorum, İsmail Hoca'yı dinliyorum. Şimdi diyor ki Urfa'ya gideceğiz, belki uzatmaya gidecek. Arkadaş ya bunları ben en kızdığım şeyler biliyor musun? Yorgunluk var bilmem ne. Hiç unutmuyorum Aykut Kocaman Fenerbahçe'de Eskişehir Spor'la penaltılara kaldı, uzatmalara kaldı veya maç oynadılar. Geldi, derbi maçı vardı, yendi gitti.